Günümüzde artık her şey akıllı. Saatimizden telefonumuza, klimadan kombiye, çamaşır, bulaşık makinelerimizden fırına kadar. Kısaca artık her şeyi akıllı teknolojiyle kullanır hale geldik. Peki üretimde akıllı teknoloji ne boyutta? Tekno alanda bu bölüm sanayide teknoloji diyoruz. Ve Tezmaksan tarafından geliştirilen kapasitematikle uzaktan CNC tezgahlarının istenilen verimlilikte çalışmasının nasıl kontrol edildiğini sizlerle paylaşıyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde artık sanayide her istenileni üretebilmek mümkün. Üretimin verimliliği ise Tezmaksan tarafından geliştirilen kapasitematikle takip edilebilecek. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ile birlikteyiz. Hakan Bey merhaba. Merhabalar. Geliştirdiğiniz çok önemli bir yazılım var. Kapasitematik. Öncelikle kapasitematiği hazırlama ihtiyacı neden duydunuz? Bunu alalım sizden ve kapasitematik nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor? Şöyle açıklayayım. Müşterilerimizin verimsiz çalıştığını fark ettik. Bu da nedir? Operatör nasıl bir veri verirse sistemler onu algılayıp onu rapor edebiliyorlardı. Biz makine ile direkt haberleşmeyi keşfettik. Yani biz makinenin dilini çözelim, okuyalım. Oradan verileri toplayalım. Tarihsel istatistik alalım ve bunu kullanıcılara bir rapor halinde verelim dedik ve başardık. Peki bu malum kullanılan bir sistem aslında. Avrupa'da da kullanılıyor, bu tarz yazılımlar var. Sizin son geliştirdiğiniz bu yazılımın farkı ne? Şöyle açıklayayım. Mevcut yazılımlar, aptal yazılımlar diye niteliyoruz. Operatörler bu sistemi kandırabiliyorlar. Ama bizim yaptığımız yazılımda biz makineyle direkt haberleşiyoruz, direkt konuşuyoruz. Onun dilini müşterinin anlayacağı dile çeviriyoruz. Bizim yaptığımız bu. Hakan Bey, kapasitematik hangi başlıklar altında kullanılabiliyor? Kapasitematiği tercih eden kullanıcılar hangi parametreleri takip edebiliyorlar? Bu konuda çok esneyiz. Üreticinin talep ettiği tüm verileri kendisine sunabiliyoruz. Günlük üretim miktarından fren miktarına kadar anlık olarak bunu da takip edebilir. Günlük sonradan rapor haline de getirilip mail olarak, mesaj olarak sunulabilir. Bunun haricinde isteğe bağlı ortam sıcaklığı, nem miktarı gibi birçok parametre mümkün. Yani olabilecek her şeyi yapabilir durumdayız şu anda. Bunları anlık olarak da istenildiğinde mail olarak ya da mesaj olarak ilgili kişiye iletilebiliyor değil mi? Farklı kategorize edebiliyoruz. Makineyi kullanan operatör için ayrı, formen için ayrı, üretim müdürü için ayrı, hatta patron için ayrı raporlar yapabiliyoruz. Bunu dediğiniz gibi günlük, haftalık, aylık raporlar olarak sunabiliyoruz. Anlık olarak da mesaj atabiliyoruz veya dilerseniz dünyanın bir ucundan tabletinize dokunarak makinenin o anki durumunu bile izleyebiliyorsunuz. Yani işverenler her daim üretimin başından sonuna kadar her aşamasında hangi performansla çalışılabiliyor her an takip edebilecekler. Evet, takip edebilecek, ancak en önemlisi makinenin nasıl, hangi şartlarda çalıştığını, nerelerde hata yaptığını görebilecek, analiz edebilecek, geçmiş tarihsel veri istatistik olarak alabilecek ve kendine daha verimli çalışmak için yeni bir yön çizebilecek. Bugünkü teknolojide robotlu otomasyonun geldiği aşama nedir acaba? Bugün neler yapıyorsunuz? Yani 20 yıl önce ustalık gerektirirdi her şey. Bugün artık bilgisayar kontrolü, CNC tezgahlar çıktıktan sonra ustalık bitti. Tamamen mühendisliğe dönüştü. Bunun bir ötesi, az önce kapasitematikte bahsettiğimiz gibi operatör hatalarını minimize edebilmek için robot kullanımı. Ve Türkiye'de ciddi manada robot kullanımı talebi var. Bunun sebebi hem iş kazalarının önüne geçebilmek hem de çok daha verimli çalışabilmek. Çünkü robotta 24 saat kesintisiz üretim yapabiliyorsunuz.
Robot kolu otomasyonla bugün daha çok hangi sektörler tercih ediyor? Neler var? Cihaz bazında da biraz bahsedecek olursanız. En çok otomotiv sektöründe talep ediliyor. Çünkü 24 saat üretim yapmazsanız para kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla verimli çalışmanın kilit noktalarından bir tanesi de robotlu otomasyona geçmek. Bunun da kontrolünü kapasitometrikle yapıyoruz. CNC tezgahlarında gelişen teknolojiyle önemli oranda yol kat edildi dünle bugün kıyaslandığında. Peki bir sonraki aşamada bizi neler bekliyor? 3 boyutlu yazıcı teknolojisi bekliyor bizi. Halihazırda uygulamaları var. Bir nesnenin 3 boyutlu taramasını yapabiliyorsunuz. Bunu bilgisayar ortamında çizip daha sonra CNC tezgahın anlayacağı dile çevirip makineye direkt işletebiliyorsunuz. Peki bu yavaş yavaş kullanılmaya başladı mı ve ilk etapta nerelerde tercih ediliyor? Kullanılmaya başladı. Ülkemizde de az da olsa kullanılmaya başladı. Özellikle medikal sektöründe, otomotiv sektöründe uzun vadeli çığır açacak. Peki ileriye yönelik bir 10 yıl hedefleyecek olursak mesela, sanayide teknoloji nereye gelir sizce? Ne öngörüyorsunuz bu alanda? Kesinlikle çok hızlanacak. Birinci temel verim olacak. İnsanlar her şeyi her ülkede üretebilirler. Ancak verimsiz üretiliyor. Bence en önemli şey bundan sonra üretimin kontrolü olacak. Bu da yazılım olacak.